Şafak hocam, siz de hazırsanız izninizle başlıyorum. Evet hocam, hazırım. Ben de sizi Kıymetli dinliyorum. Buyurun. teşekkürler, sağ olun hocam. Kıymetli misafirlerimiz, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak Türkoloji Seminerleri kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karagöz geleneğinin genç ustalarından Şafak Yılmaz'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayali Şafak Yılmaz, yüzyılların birikimiyle günümüze taşınan Karagöz geleneğini güncel sorunlarla işleyen bir sanatçı olarak tanınmaktadır. Bugünkü gösterimizin ana teması da dünyanın en güncel sorunu olan COVID salgını ile ilgilidir. Davetimize icabet eden Şafak Yılmaz'a bölümümüz adına bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Şafak Hocam. Evet hocam, ben teşekkür ediyorum. Yani Başkent Üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü değerli hocalarımıza, arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve katılımcılara, yani şu anda 80 civarında bir katılımcımız var. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz yoğun ilgilerinden sebep. Evde kaldığımız bu günlerde bizimle kaldıkları için özellikle onlara minnettarız. Evet, benim ismim Şafak Yılmaz. Yani bundan 32 yıl evvel Samsun Bafra ilçesinde bir köyünde doğmuş ve zamanla tiyatro geleneğiyle haşır neşir olmuş. En sonunda da Kukla Karagöz geleneğiyle tanışıp bugünlere mesleğimizi taşıma gayretinde olan bir insanım. 2010 yılında Ankara'ya geldiğimde başladı asıl macera. Bir kent tiyatrosunda tiyatro oyunlarıyla başladık. Daha sonra tiyatronun biraz daha böyle tırnak içinde kasıntı gelmesiyle birlikte yavaş yavaş orta oyunla, yani geleneksel tiyatroya doğru yöneldik. Ve ustam Kenan Olpak, bugün Kültür Bakanlığı meddahı kendisi, Kenan Olpak sayesinde geleneksel tiyatro alanında çalışmalar sürdürdük. İlerleyen zamanlar bizlere sosyal medya iletişimin yani ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Ve bu sosyal medya ortamı sayesinde ve sonrasında gelen arkadaşlık çevresi sayesinde Hüseyin Dilan'la tanıştım İstanbul'da. Hem değerli bir arkadaşım hem de bu mesleğin önemli erbaplarından. Kendisiyle tanıştım ve hem arkadaşlık bağımız oluştu hem de her sıkıştığımız noktada ona danıştığımız noktalar oldu veya işte birbirimize danıştığımız noktalar oldu. Dolayısıyla usta-çırak ilişkisini biraz daha güncel boyuta taşımış olduk. Gelenekten gelen biri olarak da mesleğimizi geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Halihazırda şu anda geleneksel tiyatro alanında, özellikle Kukla ve Karagöz alanında çalışan en genç ve son temsilcilerden bir tanıyım. Yani temsilci dediğim alan Kültür Bakanlığı, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı unvanına layık görüldük. Bu alanda birçok çalışan arkadaşımız var. Yani çalıştığım ustaların da aynı şekilde somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı. Ama halihazırda en genç, son temsilcilerden bir tanesiyim. Özellikle son dönemde çalışmalarımız artık tamamen Karagöz üzerine odakladık. Çünkü dünya çapında gölge oyunu çalışmaları çok ciddi anlamda önemli noktaya vardı. Özellikle küçük yaş grupları, işte bu pedagojik durumlardan dolayı özellikle dünya çapında gölge oyunu, gölge tiyatrosu çok önemli noktalara taşındı. Bizim de gerçekten hani biricik bir tiyatromuz var, Karagöz Tiyatrosu dediğimiz. Evet, bizim de biricik bir tiyatromuz var, gölge oyunumuz Karagöz. Bu noktada çalışmaları daha çok Karagöz odaklı sürdürmeye çalışıyorum. Bunun içerisinde tasvir yapımı da var, işte oyun yapımı, yazımı da var veya işte oyunu daha nasıl farklı noktalara ulaştırırız, bu çalışmalar da var. Hepsini sürdürmeye çalışıyoruz. Eş, dost, arkadaşlık ilişkileri içerisinde. Yani geleneksel tiyatro dediğimiz zaman aslında hani hepsine bir nevi hakimiz. Bir nevi icracısıyız ama hani orta oyun olsun, medahlık geleneği, kukla geleneği, karagöz geleneği olsun hepsine bir nevi hakimiz ve içerisinde icracısı olduğumuz dönemler de oldu. Fakat geleneksel tiyatroyu özellikle tiyatral manada dört başlık altında inceleyecek olursak, hani köy seyirlik oyunlarını biraz daha dışarıda bırakarak, orta oyun dediğimiz bir köy halk tiyatrosu vardır. Yani ortada oynanan, köy meydanında veya işte kahvehanede, kasaba meydanında vesaire oynanan orta oyun dediğimiz kavuklu ve pişekarın, yani iki tane insanın kıyafetler giyerek oynadıkları bir oyundur orta oyunun. Metinler aşağı yukarı aynıdır. Kuklada, Karagöz'de, orta oyunda metinler aynıdır. Orta oyun dediğimiz bir gelenek var. Burada kavuklu ve pişekar ön plana çıkıyor.
Kukla geleneğimizde ise çok yeni olmasına rağmen kukla bizde ibiş dediğimiz ki hani bunun da karşılığı Avrupa'da işte farklı farklı kukla tipleri hemen hemen aynıdır şey tipleri vesaire. Yunanistan'da da karşılığı ibis şeklindedir ama bizde ibiş olarak taşınmış olan bu kukla geleneği de ibiş ile beyefendi ön planda çıkar. Karagözlü Hacivat'ta ise bir gölge tiyatrosu söz konusu ve Karagözlü Hacivat'ı ön planda görürüz. Diğer karakterlerimiz de Cabası tabii ki. Meddahlık ise bunlardan biraz daha farklı. Tek kişinin performansına dayalı. Yani tek bir kişinin anlattığı hikayeyi de işte canlandırmalar, nitelendirmeler yaparak büyük, küçük, çocuk, çoluk, kadın, erkek, canlı, cansız bütün varlıkları seslendirerek hikayeyi bize daha böyle zevkli aktarma biçimidir aslında meddahlık. İşlerinde Karagöz en farklı noktada olandır. Çünkü Karagöz hepsini aslında bir çatıda toplayan. Yani biraz daha benim herhangi bir sahneye ihtiyacım yok. Biraz daha böyle baş kaldıran bir tiyatrodur o noktada. Çünkü sahnesi katlanır bir sahne ve istediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz. Bu açıdan böyle göçebe kültür özelliğimizi yansıtan bir tarafı vardır Karagöz'ün. Öte yandan orta oyunundan da işte dedik ya kavuklu pil şeker onları alıp bir tasvir olarak perdeye yansıttığınızda Karagöz'de Hacivat çıkıyor. Metinler aynı, diyaloglar aynı neredeyse. Dolayısıyla gölge oyunu orta oyununda içerisinde alıp öğütmüş bir tarafı vardır. Meddahlık seslendirme özelliği onu da içerisine almış Karagöz. Kukla tasvirler yapılıyor dedi, işlemeler vesaire bu kuklayı da içerisinde. Bu nedenle Karagöz biraz daha benim için önemli. Tiyatromuz için de aslında genel anlamda bu açıdan bakılma çok çok önemli. Çünkü geleneksel tiyatronun bütün çatılarını aslında tek bir perdede toplamış vaziyette. Gölge oyunu ustalarına hayali denir gelenekte. Yani denmesi gerekir, gerekmez. Karagözcü denir, hayalci denir vesaire. Bunun çok önemi yok. Ama hani geleneksel olarak hayali, yani Küçük Ali'den de bildiğimiz üzere hayali dediğimiz bir gelenek ismi vardır mesleki anlamda. Bugün öğretmen, doktor neyse hayali de gölge oyunu yapan ustaya denir. Oynatılan oyuna hayal oyunu, gölge oyunu, karagöz oyunu, karagöz gösterisi istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama hani akademik anlamda biraz daha bunun gölge oyunu denmesi taraftarıyız. Çünkü Karagöz gösterileri her zaman bir gölge oyunuyla başlar. Yani ortada göstermelik, perdedeki göstermelik bir gölgeyle ayağa kalkan. Oyun içerisinde gölge figürleri vardır. Ve dolayısıyla tasvirler her ne kadar renkli, canlı olsa da oyun içerisindeki, yani oyunun başlangıcı ve genel hattı ve evrensel ismi gölge oyunu olarak nitelendirilmek durumundadır diyorum. Çünkü Karagöz 2009 yılında UNESCO'nun işte İnsanlığın Son Tanımlayan Kültürel Mirası listesine girdiği, temsili listesine girdiği zaman Türk Gölge Oyunu olarak ismi adlandırılmıştır evrensel çapta. Şafak Hocam sesiniz kapandı yanlışlıkla da. Onu açma şansınız var mı? Evet, şu an açıldı. Geliyor mu? Nerede kapandı? Çok eksi bir yerde kapanmadı inşallah. Yok. Yeni mi kapandı? Tamam. Evet, evet. Dolayısıyla Karagöz ustası biraz da çok yönlü özellikleri olan bir ustadır. Her anlamda hem deriyi işlemesi lazım hem kendi işte marangozluk bilgisi olması lazım ki kendi perdesini yapsın. Çünkü hani herhangi bir marangoza bu perdeyi teslim ettiğiniz zaman istediğiniz performans yani nerede neyi nereye koyacaksınız bunları ayarlamanız lazım. Dolayısıyla biraz marangozluk bilgisi olması lazım. Öte yandan müzik kulağı olması lazım. Ki bu bende hiç yoktur neredeyse. Müzik kulağımızın biraz olması lazım. Hani def çalıyoruz, nareke çalıyoruz, içerisinde müzik figürleri var vesaire. Bunları da ön plana çıkarmak gerekiyor. Öte yandan drama, tiyatro bilmesi lazım. Bunlar önemli. Çünkü bir tiyatro gösterisi yapıyorsunuz. Geleneksel tiyatro gösterisi. Ya böyle çok yönlü bir durumu olması lazım. Hayali dediğimiz bu ustanın. Böyle hani biraz çarpık çırpık biraz ortaya karışık bir şeyler anlatmaya çalıştım. Çünkü hani soru cevap şeklinde gittiği zaman uzun üzerinde çok dağıldığımız için böyle biraz anlatmaya çalıştım ama toparlamak mahiyetiyle yapabileceğimiz bir şey var mı?
Evet, bir şimdi gelen yorumu okudum. Genelde böyle durumlarda çocuklarımızı ekran başında tutmak gerçekten zor oluyor. Çünkü onların istedikleri şey belli. Gösteri, gösteri, gösteri. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Biz gösteriye geçelim. Gösteriden sonra soru cevap şeklinde muhabbetimize devam edelim. Süremiz izin verdiğince. Tabii hocam gayet uygundur. Teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için de. Tamam. Şu an için soracağınız, yapacağımız bir şey var mı Kadim Hocam? Hocam vallahi ben de çocuklar gibi şu anda sabırsızlıkla gösteriyi bekliyorum. Tamam, o zaman gösteriye geçelim. Ben sadece sizden birazcık şöyle bir Tabii dakikacık süre isteyeceğim. Işığımı, sahnemi ayarlamak adına. tabii hocam. Karagöz acaba çizecek misin çocuklar? Biz neydi? Hangisi? Evet. Hangisi? Kıymetli misafirlerimiz, sesleri kapatırsak gösterinin işleyişi açısından da çok iyi olur. Bakayım. Camdaşları öğrencilerim Türkçe. Evet, Kadim Hocam sizden birazcık yardım isteyeceğim. Şu an ışığımız her şey iyi mi? Yani ekranın görünmesi, sahnenin düzgünlüğü her şey yolunda mı? Kadim Başka. Hocam. Yeni başlıyor. Hocam gayet net iyi görünüyor. Acaba da Karagöz. Sesim de düzgün geliyor galiba. Sesiniz de gayet iyi net. Evet. Tamamdır. Evet, değerli izleyenlerimiz şu an perde arkasındayız. Sesimiz de gayet düzgün geliyorsa herkesten mikrofonunu kapatmasını rica edeceğiz. Çünkü Zoom programı özelliği olarak konuşanlar sürekli ekranda oluyor. Konuşanlar Karagöz Hacivat olsunlar. Onlar sürekli ekranda dursunlar diye herkesin mikrofon özelliğini kapalı tutması gerekiyor. Öncelikle bunu yapalım. Gösteri sırasında da sizden ricamız lütfen yorumlara ara verelim. Gösteriden sonra çok çok vaktimiz olacak. Merak ettiğiniz sorular için onları cevaplamaya, sohbet etmeye çalışacağız. Şimdilik müsaadenizle gösterimize geçelim. Herkese iyi seyirler. Lütfen mikrofonlarımızı kapatalım. Heyecanlandım. Evet, sen de kapatabilirsin hayatım. Kaynar rengi denleri, inanay yavrum hopa şinanay.
Şimdi baktım yanmadan şölelenir perdemiz, erbabı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse alsan bu sözden, perdeyi sanma bizden, anlayana dinleyene, efendim bizleri izleyene kemalattır perdemiz. Ah efendim, ah ben deniz hacivat çelebi. Ama benim dinamo değil şu dört köşe perdede bir yari kafadar olsa. Aman efendim, benim de sizler gibi yüzü güzel, gönlü temiz, sözleri tatlı bir arkadaşım olsa. Ah efendim, gelse şuraya, güzel güzel konuşsa, hoş sözler söylese. O söylese, ben dinlesem haddim olmayarak. Ah ben söylesem, o dinlese. Hacı Vatlı benden bir güzel dayak yese. Ah münasebetse bak, kapısının önüne kadar gelmişiz dediği lafa bak. Ah bana bir eğlence aman, ya bana bir eğlence aman. Hacı Vatlı'nın ağzına doldurun saman. Ah ben inek miyim ya bu? Allah Allah, münasebetsiz. Ah bana bir eğlence. Kafana gelsin düdüklü çengere. Ah bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Hacı Vatın kulakları kepçe. Amanım benim kara gözüm, aman kara gözüm. Bağırma kapının önünde kel kafalı kara üzüm. Münasebetsiz ya. Allah Allah. Kapısının önüne kadar geldik dediği laflara bak. Efendim neyse. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler ya. Neyse, biz de tatlı dili hiçbir zaman eksik etmeyelim. Ben şimdi, benim karagözüm çok sever böyle uzun havayı, gazeli, hoş sözü. Efendim ben şöyle ona güzel güzel şurada bir uzun hava serenat yapayım da gelsin buraya. Aman 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 aman. Aşağı inersem halin yaman. Aman gel sana ya, benim sen gibi bülendim. Gelemem benim sürüklü efendim. Aman gel sana ya, ömrümün hasılı. Gelemem ayağımın nasırı. Aman ne hoş olan şu bafranın tütünü. Hacı Vatta yesin benim oğlanın. Burnunu. Ses çok az geliyor da. Çizir çizir. Ah kare gizim, ses kötü geliyormuş. Hı? Ses kötü geliyormuş. Hangi ses ya? Herkese kötü mü geliyor ses? Evet. Evet. Arkadaki müziğin çok kızırtı yapıyor. Evet. Arkadaki müziğin yapıyor. Evet. Tamam. Müziği ha. Kapatınca nasıl geliyor? Şu an nasıl mesela? Şu an biraz kesin. Tamam o zaman. Ben size çok fazla müzik çalmadan devam edeceğim. Ama herkes mikrofonunu kapatsın, hadi bakalım. Tamam mı? Tamam. Kapatmış herkes. Hadi bak. Tamam. Ne yahu, ne bağırıyorsun karagöz karagöz, köpek mi çağırıyorsun? Karagözüm ki gelsene şuraya, niye gelecekmişim? Ya karagözüm bak, Başkent Üniversitesi'nde efendim de güzel Türk Yarışı günleri falan yapılıyormuş. Bizi Zoom'a davet etmişler. Hı? Zoom'a davet etmişler. Hangi Zoom'a? Karagöz Zoom'a. Senin yapacağın esprin. Tamam dur bakayım, üstümü başımı değiştirip geliyorum, bekle sen orada. Karagözüm bana bir eğlence. Ya kafamı şimdi soktum, beklesene. Allah Allah. Ama bana bir eğlence gel, bana bir eğlence. Hacı bak, senin yüzünde pantolonu kafama geçirdim be. Adama gel ettiriyorsun, elimi ayağıma doladın ha. Ah bana bir eğlence gel, bana bir eğlence. Eğlence eğlence, dur geliyorum, çorabı burnuma soktum Allah aşkına. Hey. Karagözüm bekliyorum, çatlama ben de geliyorum. Haydi bakalım, hoppala kümbelecum. Aman efendim karagözüm, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk damda yatan balkaba. Ah karagözüm, seni gördüm memnun oldum. Hı? Seni gördüm memnun oldum. Ha, ben de seni gördüm maymun oldum köftuhur. Yahu dur karagözüm, Allah Allah, gelir gelmez vurmasana. Sen de bostan korkulu gibi karşımda vurmasana. Ha? Ya karagözüm dur bakayım, Allah Allah. Bak burada bizi izleyenler var, misafirlerimiz var. Gelmişler ne güzel ekranları başında. Hı. Bizi izliyorlar. Sende hiç terbiye yok mu? Terbiye var. E hani mutfakta.
Ya bu mutfakta terbiyenin ne işi var? Hanım işkembe almış, onun terbiyesi var. Olmaz mı? Öyle değil ya. Sen hiç adab-ı muaşeret bilmez misin? Adab-ı muaşeret bilmez misin? bilirim. Nedir efendim? Muhtarın karısı. Ya Karagöz Allah aşkına. Yani diyorum ki sen hiç usulü Erkan bilir misin? Usulü Erkan. Ulustaki Erkan. Neydi o ya? Nalbur muydu o adam? Hayır efendim, Allah Allah. Yani diyorum ki Karagöz'üm, sen hiç böyle kibarlık, nezaket nedir bilmez misin? Allah Allah, ne bileyim ya. Mesela sen evine bir misafir geldi, nasıl karşılarsın? Kapıda. Ya onu biliyoruz. Yani gelen misafire ne dersin? Niye geldiniz derim. Ya misafire niye geldiniz denir mi? Ya misafire hoş geldiniz, sefalar getirdiniz denir. Doğru ya. Hoş geldiniz denir. Sefayı da mı getirmişler? Öyle değil ya. Yani güzel güzel neşe kattınız anlamında söylerim. Şimdi burada bizi izleyenler, efendim Zoom'un başında, ekranları başında bizim neyimiz sayılıyor? Neyimiz sayılıyor? Az önce dedik ya efendim, kapıya geliyor yani tanıdık birisi, eniştemiz, Allah Allah, oğlumuz, hayır be Allah, misafirimiz, misafirimiz, misafire ne deniyordu, niye geldiniz, olur mu ya Allah Allah, hoş geldiniz deniyor, hoş geldiniz. Ay Karagöz'üm, şimdi güzel güzel şöyle bir hoş geldiniz çek bakayım. Nereden çekeceğim? Yahu şöyle söyle, bağlandıra. Aman efendim, aman kimler gelmiş kimler, değerli, neydi o, Karagöz'üm ha, Karagöz'üm izleyenleri, efendim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aferin Karagöz'üm, maşallah. Bak ne güzel kibar bir adamsın. Ama ve lakin onlar bizi izlemeye gelmiş de ben de buradan geçerken seni görmeye geldim. Ne yapmaya geldim? Görmeye. Görmeye mi? Öldüm mü ben be? Öyle değil ya. Geldim buraya eğlenmek, gülmek için. Ha, gömlek için. Dur gömlek getireyim, bekle. Ya Karagöz ne oldu be? Ya bu gömlek demedim. Ha, pantolon dur getiriyorum, bekle. Ya Karagöz ne oldu be? Çorap mı istiyorsun? Hayır ya Allah'ım, eğlenmeye geldim diyorum, eğlenmeye. Eğlenmeye. Ya Karagöz'üm. Duydum ki çok sıkılmışsın, bunu almışsın. Hala geçen... şeyli geliyor cüzetli. Geçen benim hanım dedi ki ya o Karagöz iyice sıkılmış, bunu almış dedi. Evin içerisinde kendini yormuş, bir şey yapmış dedi. Karamsarlığa düşmüş dedi. Oldu öyle oldu. Ara sıra şey oluyor ya, insan evin içerisinde dura dura vallahi aklı kararıyor. Ah Karagöz'üm. Bak ne güzel işte, bizim mahallemizde birçok bu işin alimi insan var. Neyi? Alime. Ne alimi ya? Ya Karagöz'üm, yani bizim işimizden, gücümüzden, böyle sıkılmamızdan ne bileyim işte onları düzeltecek, onları toparlayacak insanlar var. Niye, doktor mu var? Hayır efendim, böyle geleneksel, böyle bir, en azından 2-3 bir şey bilen insanlar. Nerede bunlar? Gelip hiçbir şey anlatmıyorlar. Yahu insana evde ne yapılır, ne edilir? İnsan bir gelip de öğretilir be. Ya Karagöz'üm, öğretilir de kimse sokağa çıkamıyor ki. Sen niye çıktın? Ya ben bakkala diye çıktım. Herkes de buna savunuyor. Bununla beraber oraya buraya geziyor millet. Bakkala diyor, eline bir ekmek alan sokakta geziyor vallahi. Ya Karagöz'üm olsun. Bak ne güzel kısıtlama günleri oldu. İnşallah sağlıklı günler gelecek. Ama ve lakin gelene kadar da sen kafayı yeme. Nasıl yemeyeyim be Allah Allah. Sıkıldım evin içerisinde. Kadın, çoluk, çocuk hep bunaldı. Tamam Karagöz'üm. Ben şöyle bir tur atayım. Eve geçeyim. Geçerken gördüğüm, geçirdiğim kim varsa efendim onları sana göndereyim. Bak benim böyle mahallede, kahvede böyle bana bir sürü iş güç öğreten, oyun öğreten insanlar vardı. Onlar gelsinler sana öğretsinler. Nasıl öğretecekler? Bak şimdi sen gör ayeni devran ne suret gösterir. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Allah Allah, adama bak ya. Geldi buraya bir şey öğreteceğim dedi. Bitti. Ay ağaca takıldı ya. Vay 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 vay. Yahu bu hacı bak bir şeyler dedi gitti de. Ben çok sıkıldım bu evin içerisinde. Siz de sıkıldınız mı çocuklar? Evet. Çıkamıyor be. Sokağa bile çıkamıyor insan. Bunalıyor ya. Yapacak bir şey yok. Aynen. O zaman en iyisi Hacı Batı sözünü dinlemek. Ben burada birazcık şöyle hazır dışarı çıkmışken şurada biraz dinleneyim. Efendim mikrofonlarınızı kapatalım lütfen. Ben şurada biraz hazır dışarı çıkmışken nefes alayım. Hava. Oh, şöyle bir uzanayım bakalım. Aman aman aman. Oh, mis gibi hava ya. Şuna bak. Oh. Narlar da olmuş ha. Narlara bak. Bunların artık toplamanın zamanı gelmiş. Ayy. Onlar da şimdi ne güzel böyle bir toplarız tek tek, tane tane, akşamda bir akşamı kurtarırız, onu yeriz. Ne yapalım? Allah! Balladı kapısından yedim iteru. Balladı kapısından yedim iteru. Tavşanlar oturmuş iki keselo. Tavşanlar oturmuş iki keselo. Çok oldum buradan yarım yeterli. Çok oldum buradan yarım yeterli. Ben onu gözledim, o beni gördü. Ben onu gözledim, o beni gördü. Paraki, paraki,
One more for Rocky. Rocky. One more for Rocky. Sen kimsin be böyle dıngır dıngır geliyorsun buraya? Şalom buraya. Karagöz sensin. Karagöz sensin. Uyuz sensin de Karagöz benim, Karagöz. Karagöz dedim işte. Uyuz deyip durma be adımı. Allah Allah. Uyuz de. Uyuz. Allah Allah. Yahu benim adım Karagöz, Karagöz. Karagöz. Beni Hacivat Şelebi gönderdi. Hacivat Şelebi gönderdi. Duyduğum sikilmişsin. Ya duydum, ailece pandemiden dolayı sikilmişsin. Ay, onu öyle söylesene be Allah Allah. Evet evet, ya çok bunaldık şey pandemice. Son iki karabiyo evin içerisinde ya. Ha işte benim, benim adım Solomon. Yıllardır bu mahallede oturur. Çocuk, çoluk, büyük, küçük oyunlar oynar, oyunlar öğretirim. Ne oyunu öğreteceksin? Ben anlamak adam. Bak ben sana böyle güzel güzel oyunlar, oyuncaklar öğretmeye geldim. Hadi bakalım, öğret bakalım. Mesela hiç oynadın mı? Üç tas, beş tas, dokuz tas. Üç tas, beş tas, dokuz tas. Üç tas, beş tas. Şey bu ya. İşte, hamam oyunu, hamam. Hayali küçük Ali oynatıyordu hamam önünde. Bir anlamaz. Öyle değil. Bunlar dediklerim oyun. İnsanlar kendi içinde oynar. Mesela sen üç tas bilir misin? Üç tas. Üç tas bilmem ya. Evet ciz bilmez misin ciz? Ciz. Bilirim ya, kiremitle oynardık biz onu. Kiremitle oynardık biz onu küçükken. Be anlamaz adam. İşte böyle üç taş, beş taş. Beş taş da bilir misin? Beş taş bilir misin? Beş taş da bilirim, beş taş. Beş taşla da böyle atıyorsun havaya tutursun. Atıyorsun havaya tutursun. Böyle anlatınca olmuyor da beş taş da güzel oyundur ha. Bakıp oynamalı evin içinde. Ha evet karabuyuz. Bak bu oyunları bilmeli, öğrenmeli. Bir güzel evin içerisinde kadın, çoluk, çocuk, büyük, küçük herkes oynamalı. Bir akşamı böyle kurtarırsın. Bir akşamı kurtarırım da gündüzleri nasıl kurtarırsın? Anlamaz adam. Bu oyunlar gündüzde oynanır. Gündüzde mi oynanıyor? Ya sen benimle dalga geçirsin. Ya sen bu oyunları güzel güzel oyna bile. Evin içerisinde eşinle, çocuğunla eğlenir gidersin. Bak unutma. Geleneksel çocuk oyunlarını hiçbir zaman aksatma. Evin içerisinde eğlence olur. Anladım anladım. Ya benim hiç aklıma gelmemişti bunlar. Ben bunları bilirdim önceden ama hep unuttum demek. Ey karavuz, unutma, bilgi ilgi ister. İlgilenmezsen bilgiyle göçer gider. Allah Allah, doğru diyorsun ya, ben bunları unuttum. Şimdi anladın mı? Bu oyunları güzelce oynuyorsun. Sonra görüşmek üzere. Lahitro, lahitro. Vay 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 vay. O ne dedi ya? Bana küfür mü etti öyle lahit mahit? Kerbiyesi var. Neyse ama adam haklı ha. Bir güzel böyle çocuk oyunu, macık oyunu oynamalı evin içerisinde. Hem bak bir kağıdın üzerine üç taş çizerim akşam. Mis gibi cız oynarım. Efendim dokuz taş çizerim. Mis gibi dokuz taş oynarım canım. Ne var çocuklarla? Beş tane fasulye bulurum. Haydi yavrum beş taşı öğretirim çocuğuma. İyi bari bir eğlence bulduk. Da 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 da. Günaydın, dağdağdağlar, günaydın, Eminem'e selam ederim, Eminem'e selam ederim, Eminem selamımı almazsa, Eminem selamımı almazsa, alır da başımı giderim, Eminem, Eminem, Çakur Eminem. Eminem, Eminem, Çakur Eminem, 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 Çakur Eminem, gözlerimin altı Çukur Eminem, gözlerimin altı Çukur Eminem. Efendim, merhabalar, merhabalar, hoş geldin sakalı kaba. Kaba sen misin? Kaba sen misin? Yok ben güvercin burunu. Güvercin burun olur mu be? Karagöz oluyor da güvercin burun niye olmuyor? Benim adım Karagöz, Karagöz. Ben yanlış anlamışım değil mi? Bana Hacivat Çelebi gönderdi. Niye gönderdi seni be? Efendim duydum ki evde bunalmışsın. Bunalmışsın. Bunaldım biraz ya, doğru. Çok bunaldım hem de. Seni onun için gönderdi değil mi? Ha? Evet ben onun için gönderdi. Geldim buraya bak şimdi efendim. Ben sana... şimdi güzelce oyunlar öğreteceğim. Yahu oyunları öğrettiler az önce. Aç kulağını da dinle bak. Evvelden biz kuş zamanı çocuk, çoluk, büyük, küçük erkek sobanın başında oturup tekerleme oyunları oynardık. Sen hiç tekerleme biliyor musun? Tekerleme biliyor musun? Tekerleme bilmem yahu ben. Lan nasıl bilmezsin? Hiç duymadın mı çok tekerleme? Ya öyle dedem ninem söylerdi eskiden ama öyle bilirmiştim.
Bak mesela bir berber bir berbere bir berber gel beraberce Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Hayırlı uğurlu olsun, açabilmişler mi bari? Ulan öyle değil, tekerleme bu. Nasıl tekerleme be? Bak eskiden Gastambolu'da böyle koy odalarında insanlar kendi aralarında oturup tekerleme oyunları oynarlardı. Koy seyirlik derler bunun adına. Koy seyirlik. Aha oda oyunları oynarlardı. Eğlenirlerdi. Bak tekerlemeler hem hafızayı geliştiriyor hem de böyle tek tek dene dene anlaşılır söylediğin zaman insanın konuşmasını düzeltiyor. Konuş. Vay 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 vay. Efendim diksiyonunu toparla. Ne? Diksiyonu toparla. Ha, direksiyonu toparlıyor. Arada mı süreceğiz? Ne bile diyor ya? Diksiyon dedim. Güzel konuşturur yani insanı. Düzgün konuşturur. Ha, anladım. Yahu iyi de bunlar da nasıl oynayacak? Ya sen tekerleme satmaca bilmiyor musun? Ne ya? Tekerleme satmaca nasıl oluyor? Efendim oturuyorsun diz dize. Dizine vura vura. Anlatıyorsun. Bir berber, bir berbere, bir berber diye böyle dizine böyle vura vura tekerlemeyi öğretiyorsun. Allah bu dizi kırılır be. Öyle değil ya. Sert vurmayacaksın. Güzel oyun olarak vuracaksın. Ha, güzelmiş bu. Bak ben sana birkaç tane tekerleme öğreteyim. Öğret bakayım. Al şu dakadukaları. Dakadukacıya götür. Dakadukacı dakadukaları dakadukulamam derse. Dakadukacıdan dakadukuları dakadukulatmadan geri götür. Allahu Ekber. Lan ne oldu bir ne olacak be? Ben bunu diyene kadar ömrüm geçer. Ne o taktuk 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 Allah Allah. Ay, ulan bu tekerleme böyle çok güzel bir tekerleme. Eğlenceli. Bütün çocuk çoluk herkes biliyor bunu. Ne oldu? Ya küçük küçük büyük küçük herkes biliyor bu oyunu. Hangi oyunu? Tekerleme. Aa anladım. Hiç sen bunun başkası yok mu böyle ufak olanları, küçük olanları? Onları öğretsene bana. Böyle aklım almaz benim bir anda. Aa anladım. Dur bakayım. Ben sana şunu öğreteyim. Dal sarkar, kar tal gal, kar gar tal gal, kar dal sarkar. Bu kolaymış. Dal sarkar, kara kartal, kara kartal Beşiktaş. Ulan ben Beşiktaş kara kartal dedim mi? Demedin mi? Ya demedim Allah Allah. Dur bakayım. Neydi o? Dal sarkar, kar. Dal sarkar, kar tal gal, kar gar tal gal, kar dal sarkar. Kolay tamam. Tamam ya ben bunu bir akayım hafızayla ben buna çalışayım. Dur sen böyle tekerleme mekerleme deyince benim aklıma geldi ya. Bana dedemin ninemin zamanında öğrettiği bir tekerleme vardı. Ne yapmış o? Vallahi bir sayfa hem de. Adam miras bıraktı bana göçmeden önce. Ulan millete ev galo, araba galo. Vallahi bana da tekerleme kaldı. Ne yapmış o tekerleme Allah aşkına? Bak şimdi. Neydi adı senin? Ayı Himmet. Ayı Himmet mi olur be? Allah Allah. Dinle bak şimdi Himmet. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürk yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürk yırtık kel kör kirpi. Öteki dişi kürk yırtık kel kör kirpi. Kürk yırtık erkek kel kör kirpinin kürkünü. Kürk yırtık dişi kel kör kirpinin kürküne. Kürk yırtık dişi kel kör kirpinin kürkünü de. Kürk yırtık erkek kel kör kirpinin kürküne eklemişler. Ulan ne güzel söyledin. Bak deden ne güzel sana tekerleme bırakmış işte. Evden arabadan daha kıymetli. Var ya her akşam bir tekerleme oyunu oynasa. Karı, çoluk, çocuk, herkes evlenme gidersiniz. İyi be. Tekerleme iyiymiş vallahi. Ben bunları oynarım. Olsun kardeşim. Neyse sen bunları güzelce oyna. Hadi bakalım ben gidiyorum. Kal sağlıcakla. Ay adam gitti be. Doğru diyor ya. Her gün bir tekerleme öğrensem vallahi evde ne güzel vakit geçer. Çok da güzel olur ha. Hem eğleniriz. Bizim evi var ya köy odasına çeviririm vallahi. Köy odasına. Oy oy. Ay iyi de bu adam beni çok yordu ya. Çok bunalttın. Bir de şöyle biraz hop biraz daha avudan aldım şöyle hop bala bakalım. Oh. Ay vallahi içim geçiyor benim ha. Fena uyku bastırıyor bana. Uzun zamandır böyle evin gölgesinde ağaç manzaralı efendim. Oh böyle güneşli bir günde hiç uyku uyumamıştım. Ay şimdi hadi bakalım. Ay ay. Sabah oldu yan sana, gün yastığa dayan sana, ölüyorum inan sana canım. Uyan yârim sabahlar oldu, sabah yıldızlar doldu. Uyan yârim sabahlar oldu, sabah yıldızları doğdu. Doğru be. Allah Allah bu ne böyle be?
evvel zaman içinde, kabur saban içinde. Cinler cirit oynarken eski harman içinde. Ben diyeyim şu ağaçtan, sendeki ta öteki yamaçtan. Uçtu uçtu, bir kuş uçtu. Kuşa bak sen. Kuş uçmadı. Ne bağırıyorsun be? Gümüş uçtu. Allah Allah, deli midir nedir? Gümüş uçmadı. Ne uçtu? Memiş uçtu. Bir karar ver artık, kim uçtu be? Allah Allah. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı. Hala kararsız. Anam düştü. Anam düştü. Bu ne be, Allah Allah. Anam, pardon, anam nereden düşüyor tam olarak? Ne bileyim ben, sen anam nereden düşüyor be, Allah Allah. Adama bak, gelmiş buraya şey yapıyor. Senin kafanda tahta kalmamış galiba ya. Efendim, bu kırtaktan gelen ses. Aman yarabbim, bu müktedan ses. Siz Karagöz beyefendi olmalısınız. Beyi kalsın, efendiler de seni yersin. Anlamadım efendim. Evet evladım, evet. Karagöz benim, Karagöz benim de. Sen kimsin ya? Başlayın beni efendim. Kendimi takdim edeyim. Ben Deniz, tiyatronun, dramanın, kalimba tuşlarının ve def seslerinin sarmalında kendini kaybetmiş bir ne iş yapıyordum ben ya, masalcıyım. Masalcıyım. Affedersiniz, bugün biraz şarap küpüne düşmüş gibiyim de, kusura bakmayın. Yattık vallahi. Afiyet olsun evladım, afiyet olsun da bana ne senin işinden be, Allah Allah. Kaba özüm yok ya, biraz dişi konuşun lütfen. Beni Hacivat Efendi gönderdi efendim. Sizin adınıza çok üzgünüm doğrusu. Duydum ki bu pandemi süreci size çok yaramamış. Evde kalmış, sıkılmışsınız. Demek seni Hacivat gönderdi daha doğru ya. Çok sıkıldım ben, çok sıkıldım. Ay, yaktı bizi bu korona. Peki hiç masala denediniz mi? Masala denediniz mi? Yok, ben sandalyeyi denedim. Öyle değil ya, Allah Allah. Masal diyorum, masal. Şey, ne bileyim evladım, bizim çocuklar hepsi ergenliği bitirdiler. Bir tanesi de var, daha çok küçük, daha yeni. Yanlış cevap efendim. Masal sadece çocuklar için değil, büyükler içindir de. Masal sadece uyku için değil, günün her saatinde anlatılır, dinlenir, okunur. Masal okunur mu be? Tabii ki efendim. Kitaplar dolusu masallarımız var sonuçta. Hem sonra masal uyku ninnisi değil ki canım. Bir terapi yöntemidir. Terapi yöntemidir masal. Hayatın ta kendisi. Bakın bu konuda yazdığım Bırak Kalsın Masalda Bir Kadeh, Bir Demet Gül adlı kitabımda da bahsettiğim üzere masallar çok önemlidir. Ulan bütün kitabın özeti bu mu? Ne öyle lisans tezi gibi? Efendim öyle demeyin. Siz şimdi aile içi birlikteliğinizi kuvvetlendirmek için birbirinize masallar anlatmaya başlayınca beni çok daha iyi anlayacaksınız. Anladım evladım, anladım da. Ya sus seni bu heyecanlı hatırına. Ya aklımda kalan masallarla böyle bir deneyeceğim ya. Tamam, söz veriyorum, ben deneyeceğim bunu. Sadece aklımızda kalan olmaz. Adam duymuyor. Ya bu kitaplar dolusu masallarımız var, okuyun, araştırın be. Tamam evladım, tamam, Allah Allah. Yarın da test yok, araştırır okurum. Ah cehalet, kör cehalet. Şekerlerini şu insanlığın üzerinden, çek şükürlü ellerini insanlığın üzerinden. Ha, burada aklıma gelmişken, beşik. Ne o beşik? Anam beşikten düşüyor. Allah Allah, çatlık var. Ya hadi sen git arada hastaneye falan götür. Belki bu tarafını falan incitmiştir kadıncağız. Ah anam, çilekeş anam. Bekle beni gurbet elden, sara geliyorum anam. Koşa kal Karagöz Efendi. Ama unutma, masallar önemli. Kal sağlıcakla. Allah Allah. Allah Allah. Yolun açık olsun evladım. Yolun açık olsun vallahi. Allah tahtalarını tamamlasın. Ne diyeyim ben sana? Bu ne böyle? Bilmem ne falan. Neyse. Masal da iyi fikir ya. Ben şu yetişkin masalları falan var diyorlardı. Belki bahçede bir ateş falan yakın. Hanımla birlikte birbirimize masallar anlatırız. Bu da olur ya. Niye olmasın? Allah Allah. Ay. Ben kandırmıştım gönlüme, güzel çirkin aramam. Gönlüme eğlence istedim olsun. Ben kandırmıştım gönlüme, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence istedim olsun.
Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun, olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şahin olsun. Eyvah, Süper diye bir tane akıllısı gelmiyor. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni çıkışla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenmediyseniz beğen tuşuna basmayı, beni beğendiyseniz çikolata çiçek alıp gelip babamdan istemeyi unutmayın. Yandık vallahi. Evet, bugün yanımızda Karagöz amca var. Söyle bakalım Karagöz amca nasılsın? Kızım sen kimle konuşuyorsun öyle? Ben sen söylemeden ben söyleyeyim. Karagöz amca nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Karagöz amca bana bir eğlence kafana gelsin düdük kendisini. Vallahi manyak ya. Evet arkadaşlar. Ben Karagöz amcayla evde ekmek yapma videosu çekeceğim. Ay çok heyecanlıyım ben. Çok heyecanlıyım. Vallahi ekmek yapma videosu uzun zamandır çekmemiştim. Allah razı olsun usta senden. Vallahi bir türlü bitmediler ya. Allah Allah. Sanki buğdayı yeni keşfettiler. Hala orada burada ekmek yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Oo yeter be. Vay 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 vay. Çayalımdan ödeye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtımdan gitse ben olayım hamali ben olayım hamali ben olayım ha. Sebebim ibadu keseyi emirdimi keseyi omuzimi keseyi omuzimi. Hey! Hocam merhaba ben Aziz'un. Merhaba ben Aziz'un. İyiyim sağ ol da sen kimsin ya? Hocam sen beni tanımayın mısın? Yok. Anamı tanımayın mısın? Yok ne yapayım ben senin ananı be Allah Allah. Ulan babamı da mı tanımayasın? Allah Allah. Ya tanımam ya. Ne seni ne ananı ne de babanı. Ulan emeceğimi, dayımı, yengemi, deyzemi, halamı, halamın kızını, enişemi görmeyeceğim. Ulan seni görmeyecek mi var be? Bu nasıl bir akrabaz bu Allah aşkına? Hacım sen, hacım ben seni anlamışım. Uşağım sen beni tanımayasın. Adım İdris Hamsioğlu, müzisyenim. Beni Acıvat Çelebi gönderdi daha buraya Karagöz derler biri varmış. Ulan türkülerimizi öğreteceğim. Koronadan sebep dağlandı mı dedi, ne dedi anlamadım onu. Ha, demek Hacıvat gönderdi seni. Ha? Vallahi şey, doğru üstadım ya. Ben bu koronadan çok çekiniyorum ya. Dışarıda çıkamıyoruz haliyle. Uşağım koronadan çekinecek, korkacak ne var? Gelmiyor. Bunun tek bir ilacı var. Hamsidir, hamsi. Allah Allah. Ya hamsiyi nasıl alacağız? Baksana kilosu kaç para biliyor musun? Ulan hocam az da olsa alacaksın onu. Yapacaksın bir hamsi çorbası. Oh mis. Hamsinin çorbası mı olur be? Ula uşağım hamsinin tatlısı bile olmuyor da. Acayip adamsın be sen. Yahu. Ula öte yandan evde niye sıkılıyorsun ki? Dağladın mı? Patlat bir türkü. Patlat bir türkü. Patlat bir türkü. Vallahi üstadım ben öyle hiç türkü falan bilmem ki. Oy uşağım olur mu da? Onlardan müzik her şeyin başı olup ruhun gıdasıdır. Kemençe ve tulum ise müziğin baş tacıdır. Hadi gidarlandım. Şimdi ben sana birkaç türkü öğreteceğim. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım, hazırım, hazırım. Son, iki, üç, dört. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım avlamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım avlamaya. Derule, 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 derule. Oy! Söylesene. Hamsi kaçtı aşağıya da kaçtım gittin adında. Hamsi be ne diyorsun? Allah Allah. Türkü işte hamsi kaçtı aşağıya. Ulan ben öyle mi dedim? Demedim. Ulan uşağım dur bakayım. Sen anladığım kadarıyla bu türküyü beceremeyesin. Ben sana başka bir türkü öğreteyim. Evet bakalım. Az kulağını da dinler şimdi. Ha tamam. Hamsi küçük bir balık sakın aldanmayın. Hamsi küçük bir balık sakın aldanmayın. Soyu çok kalabalık, soyu çok kalabalık. Yan gözle de bakmayın. Soyu çok kalabalık, yan gözle de bakmayın. Şimdi sen de. Ne? Sen de. Ne? Ne ben de oğlum? Ya dedim ya şimdi türküyü söyle. Ya hocam bu türküler hep bir hamsiye mamsiye bağlanıyor ama. Öyle deme hocam. Hamsi denizin incisi büyük küçük herkesin sevgilisidir.
Sen türküyü söyle hele. Öyledir öyledir de bu hamsiziz bir türkü olsa ya milletin canı çekmesin şimdi güzel güzel. Her tarafta kısıtlama var, yasak var. O zaman şöyle yapalım. Söyle. Ben sana başka bir türkü öğretim. Öğret bakalım hadi. Ama hamsi olmasın. Tamam hocam sen kafana takma. Tabancası tüfeksin sakımı alacağım. Tabancası tüfeksin sakımı alacağım. Hamsi balığa gel ulan. Seni Allah kahretmesin ha. Allah Allah. Gelmiş de buraya hamsi de hamsi, hamsi de hamsi. Hamsi balığı gibi, hamsi balığı. Canım ya Allah. Hop hop oynatacağım, hop hop oynatacağım. Hala söylüyor ya. Allah Allah. Hamsi de hamsi. Hamsi de hamsi. İçimizi dışımızı hamsi etti adam ya. Köfte ona bak. Neyse. Ama haksız değil. Ben şu Türkiye işinin üzerine biraz gideyim. Hatta böyle eve bir bağlama saz bir şeyler alayım. Hem çocuklar böyle elleri alışsın, dillerin kulakları alışsın. Hem de böyle güzel güzel saz çalsınlar ya Kadim hocam gibi. Ha? Ay, ay. Aman Karagöz'üm merhaba. Hoş geldin sakalı kaba. Aman Karagöz'üm ne yaptın, nasılsın ha? Ya hocam ya böyle gelen giden oldu buraya da bir sürü sen göndermişsin. Ah Karagöz'üm geldiler mi? Geldiler geldiler, gelmesine de. E nasıl geçti? Güzel geçti mi bari? Güzel geçti. Günüm vallahi çok güzel geçti de böyle ilk adamlardan doğru şeyler öğrendim vallahi. Benim asıl sıkıntım bildiklerimi unutmuşum Hacıvat. Böyle ne bileyim işte efendim şarkılar, türküler, tekerlemeler, bilmeceler, ne bileyim masallar falan. Hem sonra evde oynayabileceğim bir sürü geleneksel çocuk oyunu var. Onları unutmuşum. Hatta o ya hatta birisi geldi ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Bilgi ilgi ister dedi. Vallahi doğru ya. İlgilenmeye ilgilenmeye bildiğim her şey körelmiş acaba. En iyisi ben bu şöyle bunları tekrardan böyle hatırlayıp öğrenip böyle hanıma da istişare edip tekrardan evin içerisinde mutlu, huzurlu, eğlenceli kalmayı deneyeceğim ya. En azından hafta sonları. Ah Karagöz'üm bak ne güzel olmuş. En azından bir şeyler öğrenmişsin, bir şeyler gelmiş aklına. Ben de işlerimi hallettim sonrasında sen sıkıldın deyince böyle ben sana sürpriz hazırladım. Ne yaptın? Sürpriz hazırladım. Ne sürpriziymiş bu? Ya Karagöz'üm sürpriz dedik ya işte. Hadi sen şimdi doğru evine ben sana haber vereyim sürpriz buraya gelsin. Buraya nereye? Ya Küşteri Meydanı'na. Hı? Küşteri Meydanı, Müşteri Meydanı ne be? Ya Küşteri buraya buraya. Hadi tamam ben ne yapacağım? Eve geç. Tamam eve gidiyorum hadi. Evde kal. Tamam evde kalacağım Allah Allah bir de sosyal mesaj veriyor ya. Hadi hadi Karagöz'üm ben de şimdi gideyim güzelce sürprizimiz gelsin bakalım. Bunları niye toplamamış bu ya? Allah Allah. Hadi bakalım. Kalenin dibinden bin taş olaydım. Kalenin dibinden bin taş olaydım. Gelene gidene 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 yoldaş olaydım. Gelene gidene 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 yoldaş olaydım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Davut gidek meyhana hanaya, çay hananaya, yar hananaya. Baba gönlüm eğlensin. Yarın da hakkın divanında, dergahında doğuda söylensin. Gidek meyhana hanaya, çay hananaya, yan hananaya, baba gönlüm eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Yarın hakkın divanında, divanında doğru da söylensin. Oy gitti çöngü be. Vay 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 vay. İyi eğlendik ama ha. Oy Hacivat mı götürdü bu kadını? Ha? Ne güzel böyle dans ediyorduk, oynuyorduk burada dıngır dıngır ha. Aman Karagöz'üm nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle şişler köfte ol. Aman efendim bu nasıl iştir? Hacivat bundan sonrası bitiştir yallah. Ah Karagöz'üm ah yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Sen git kime haber verirsen de. Sen gidersin beni buraya kazık diye çakmazlar. Pamuk ipliğiyle bağlamazlar. Ben de ne yapıp ne edip giderim evime. Bakarım oradan seyrime. Efendim her ne kadar sürcülisan ettikse. Yanlış bir şey söyleyip sizleri üzdükse, kırdıksa affola. Gününüz hayrola. Evleriniz sevgi, saygı, sağlık ve huzurla dola. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet.
Evet, çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Şimdi sizlerden sadece bir dakikacık mola isteyeceğim. Ardından tekrardan kamerada buluşacağız. Evet, oyunumuz burada sona ermiştir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben mi izleyeceğim? Günlerde. Görüşürüz Irmak. Görüşürüz. Günaydın. Görüşürüz Alperen. Görüşürüz. Nida görüşürüz. Alperen de mi burada? Görüşürüz. Nida görüşürüz. Görüşürüz Eymen. Herkese görüşürüz. Bay bay. Nida. Alperen'in burada olduğunu bilmiyordum. Reyhan diyorum Reyhan. Sen de buz. Ne? Ne? Görüşürüz. Hayır. Evet. Nida görüşürüz. Kadim hocam. Nida falan, Elisa falan. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Elinize ağzınıza sağlık. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Gayet yani biraz arkadaşlar da çok eğlendi. Sesli ufak tefek pürüzler oldu ama onun dışında gayet güzeldi. Evet, yani Zoom ortamı olması sebebiyle böyle ufak tefek sıkıntılar oluyor. Umarım hani çok oyunu engelleyecek boyutta değildir. Yok, biraz gayet da şey, sayı arttıkça normalde biz bu şey çalışmaları şeylerle okullarla yeni bir uygulama başlattık Karagözüm diye. Ve hani şey okullara bu Zoom ortamında normal EBA üzerinden ders işleyen öğretmenlerimiz işte bizleri davet edip ücretli bir şekilde bu gösterileri izleyebiliyorlar. Dolayısıyla bu çalışmanın içerisinde hani 20 kişi, 25 kişi, maksimum 30 kişi civarında insan olduğu için çok ciddi anlamda sıkıntı yaratmıyor ama herhalde sayı arttıkça ses kalitesi de ister istemez etkileniyor bundan diyebiliriz. Evet hocam, şimdi sorular veya işte yapmamız gereken neyse sizin yönlendirmeniz. Şimdi değil. Hocam benim özel bir sorum olacak da şimdi siz özellikle bu yüzyıllar boyunca süre gelen bu geleneği bu gösterilerinizde genellikle güncel haliyle sunuyorsunuz. Yani güncel konular, işte güncel sorusallar vesaire. Bunu sizin dışınızda bu kadar etkin bir biçimde yapan, yani böyle karakteristik bir güncel sorun sergileme anlamında böyle bir sanatçı var mı? Var tabii ki. Yani şöyle hani yani ciddi anlamda Karagöz artık hani güncellenmiş vaziyette ve her anlamda böyle farklı gelse de sizlere, yani bu işte bizden çok daha fazla, çok daha üstün becerilerle yapan, toplumun olaylarını çok daha iyi yansıtan insanlar da var. Fakat bizde işte biz Karagöz'de şöyle bir sıkıntı var. Seyircinin bugünkü sıkıntımız mesela seyircinin karışık olması. Yani söyleyeceğimiz sözleri bir yutkunmak, çünkü karşıda çocuk var. İşte ne bileyim bir şey söyleyecekken karşıda bir camia var vesaire. Bunları biraz toparlamak. Yani hani tırnak içinde sansür meselesi aslında doğrudan. Bunu kontrol etmek biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Yani çocuk oyunu yapacağımız zaman tamam çocuklar gelsin ama yetişkin oyunu yapacağımız zaman da yetişkinler izleyebilsin ortam olsaydı başarılı bir şekilde. Bu sefer hani daha böyle ciddi anlamda güzel oyunlar çıkardı. Fakat şu anda Türkiye'de zaten hani çok sayımız çok fazla değil. Fakat çok güzel oyunlar çıkıyor. Yani yetişkinlere de güzel oyunlar çıkıyor. Çocuklara da güzel oyunlar çıkıyor. Ve son zamanda özellikle bu somut olmayan kültürel miras, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı kartı verilmeye başlandıktan sonra artık Kültür Bakanlığı Karagöz ustalarını teşvik ediyor. Yani her yıl dolaylı yoldan bir oyun yazıyorsunuz düzenli olarak ve her gün size maddi destek veriyor bakanlık. Bu yazdığınız oyunu da teşvik ediyor. Önümüz yılda da işte bir başka oyun yazacaksınız. Ona göre destek veriyor vesaire. Böyle kuralları var ve her yıl maddi destek sağlıyor. Özellikle pandemi sürecinde de proje desteği sağladı yani. Dolayısıyla bu da bizim yeni oyunlar, güncel oyunlar çıkarmamızı sağlıyor. Peki hocam, sizin şu anda hali hazırda yetiştirdiğiniz bir çırağınız var mı? Bir öğrenciniz ya da bu işlere meyilli genç nesil var mı? Ya şu anda yok. Zaten hani şu anda açıkçası hani şu pandemi süreci içerisinde bu işi yapmak delilik bana göre. Çünkü maddi
bir şeyi yok, sonucu yok bu işin. Bu iş hani böyle maddiyatla, beklentiyle veya işte geçim derdiyle yapılacak bir iş değil. Bu iş bir gönül işi ciddi anlamda. Hani kimse böyle kolay kolay devasa paralar kazanıp işte yani ben bu işin sonunda işte şöyle dükkanım olacak, böyle evim, böyle arabam olacak gibi bir durumu yok. Ustasından bahsediyorum. Kaldı ki bu usta, yani böyle bir usta çırağına ne kadar işte bu işin maneviyatını, gönüllülük bilgisini yükleyebilecek. İnsanlar artık hani üniversiteden mezun olduğum anda ne iş yapacağım telaşı içerisinde. Dolayısıyla ne iş yapacağım sorusunun içerisinde karagöz ustası veya hayali olmak yok insanlarda hani cevap olarak. Böyle bir şey olmadığı için de maalesef kolay kolay çırak ortamı doğuramıyoruz. Maddi imkanların yetersizliği diyelim. Yani onlara bu cevabı veremediğimiz için onlar da haliyle başka yolları deniyorlar. Vardı 3 sene, 4 sene beraber çalıştım. Ben YouTuber olacağım dedi gitti ve şu an TRT'de kameraman olarak çalışıyor yani. Şimdi... Kadir Hocam müsaadeniz olursa ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben Marmara Üniversitesi'nde halk edebiyat alanında yüksek lisans yapıyorum. Karagöz oyununa da bu sebeple ilgiliyim. Geçen sene Suat Veral beyefendiyle hayalli kendisi. Onunla bir görüşme yapmıştım, bir derleme çalışması yapmıştım ve orada bir bilgi öğrenmiştim. İlk kadın hayaliyi kendi yardaklarından Merve İlken hanımefendinin yetiştirdiğini öğrenmiştim. Siz bu konuda ilk kadın hayali olması sebebiyle bundan sonra kadın hayali oluşur mu? Oluşursa siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Güzel bir soru. Yani şöyle, ben bu konuda biraz geleneksel çizgileri olan bir insanım. Yani cinsiyetçi bir yaklaşım değil tamamen. Bu insanın biyolojisiyle alakalı. Yani kadın hayali meselesi. Bir kere kadının gırtlak yapısı kesinlikle karagöz oynatımına uygun değil. Yani olur, evet ama ortaya çıkan şeyin adı geleneksel karagöz olmaz. Yani bunun birçok örneğini görüyoruz. Hani bir çocuğun, öğrencimiz varsa, yani çevrenizde işte bazen orada burada videolarda görürsünüz. Yani çocukların böyle karagöz oynatması gibi bir şey oluyor. Hocam yani çıkabiliyorum. Bizim için o görüntüden başka bir şey olmuyor açıkçası. Ama karagözün yani geleneksel bir sanat olduğu için belirli bir seslendirme yapısının, belirli bir dinamiğinin olması lazım. Yani karakterlerin. Yani farklı bir yani gölge oyunu tekniği içerisinde kadınlar elbette atıyorum. Çıkabilir işte miyim? Evet çocuklar çıkabilirsiniz. İsteyen çıkabilir. Gölge oyunu kavramı içerisinde kadınlar başka bir kavram da oluşturabilir. Atıyorum işte Hüseyin Dilan'ın önerdiği bir şey. Kara güzel yapabilirsiniz. Kara göz değil de kara kız yapabilirsiniz. Vesaire. Başka bir oyun yapabilirsiniz ama kadınların kara göz yapması benim için çok hoş değil açıkçası. Yani geleneksel baktığım için böyle değil. Yoksa burada kesinlikle cinsiyetçi bir açıdan değerlendirmeyin bu cümlelerimi. İlk kadın hayali yani şeyin sıfatına bakış açımı da ilk kadın hayali sıfatına bakış açımı da bu cümlelerden değerlendirebilirsiniz. Hoş bakmıyorum yani ilk kadın hayali sıfatlamasına da. Öte yandan işte karagözü güncelleyeceğim diye devasa tasvirler yapıp işte sinema perdesine şuraya buraya sevgili arkadaşlar yani net cümle kurayım. Karagöz bir gölge oyunudur ve hayal perdesi dediğimiz, gölge perdesi dediğimiz bu perdede oynatılır. Bunun belirli kalıpları, ölçüleri vardır. Deriden yapılan tasvirlerle oynatılır. Onların da maksimum yani azami ve asgari boyutları vardır. Bu da hanımefendinin Tuba Hocam'ın sorduğu soruya cevabım olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Hocam, ben de bir soru sorabilir miyim acaba? Buyurun. Şafak Bey'e teşekkür ediyorum. İsmim Çağla. Burada bizi buluşturduğunuz için teşekkürler. Benim şöyle bir sorum olacaktı Şafak Hocama. Kültür Bakanlığı çalışmalarından bir süredir, bir aydır falan haberdarım. Üstüne koyulabilecek şeyler değerlendiriliyor mu acaba camiada? Yani evet bir kart var. Bu kartın artıları, eksileri de tartışılıyor ama karagözcülerin, bu işi aktif olarak yapan insanların bakanlıktan maddi ödenek dışında beklentisi nedir acaba? Daha görünür kılmak adına bu sanatı. Ya şimdi öncelikle bir güruh var ki işte memuriyet kavramı gibi bir kavram peşindeler. Ben buna yani ben ömrü hayatım boyunca zaten masa başı bir işe her zaman karşı oldum. Çünkü masa başı iş
Böyle oynak bir karakteri kesinlikle engelleyen bir iş bana göre. Dolayısıyla karagözcülerin yani hayallerin birçoğu da oynak karaktere sahip. Zaten perdenin arkasında işte Çenen, Orhan, Buran oynamazsa bu işi yapacak imkanımız olmaz. Böyle oynak adamları bir masa başına alıp memur zihniyetiyle hadi yavrum işte bu sene şurada gösterilerim var, burada gösterilerim var, listem bu, aylık maaşım bu kadar gibi bir çerçeve içerisine sokarsanız üretim durur. Birincisi hani böyle bir güruh var ama ben buna karşıyım maalesef. Memur zihniyeti olmaz yani kesinlikle Karagöz'ün içerisinde. İkincisi bu yıl işte artık şeyin çeşitli derneklerin de katkılarıyla her yıl bize yapılan destekler, maddi destekler vesaire bir oyun veriyor. Yani adam aynı videoyu işte 10 kere verebiliyor atıyorum kafasına göre. Böyle şeyler çıkıyor zamanla ortaya. Böyle şeyler duyuyoruz. Bakanlığın hani tamam böyle bir desteği var ama denetimi yok. Bakanlık bu denetimi arttırmalı ve her yıl her usta başka bir oyun çıkarmalı. Yani atıyorum işte bu bütçe 5 bin lira da olabilir, 15 bin lira da olabilir. Önemli değil. 5 bin lira da alsan, 15 bin lira da alsan yeni yazdığın oyuna destek almalısın. Adam oyunun adını değiştiriyor. Metin aynı, video aynı. Çünkü ne metni kontrol eden var ne videoyu kontrol eden var durumu olduğu için. Bunların üzerine gidiyoruz biraz. Şu anda hani bunları destekliyoruz açıkçası. Böyle bir şey yapılmalı Karagöz'de. Çünkü her sene gerçekten her usta oyun yazmalı ve bakanlık da bu kontrolü sadece kartı olanlara vermeli. Öte yandan hani bakanlık kartının şu anda işte yıllık destek haricinde çok ciddi anlamda bir şeyi yok. Olumlu tarafı yok. Bugün bir okula gidiyorsunuz, gösteri yapacağız, plan yapacağız, kendimizi anlatacağız. İl Milli Eğitim'den veya ilçe Milli Eğitim'den izin olmadan size gösteri imkanı tanıyamayız diyorlar. Ya diyorum ki bakın bu kart var, Kültür Bakanlığı, biz o kartı bilmiyoruz falan şeklinde tepki veriyorlar. Yani bakanlığın bu tarafı da arttırması lazım. Elimizden geleni yapıyoruz açıkçası ama hani şöyle de bir taraf var. Bu sanatçı egosu denilen bir ego var bilirsiniz. Duymuşsunuzdur, şahit olmuşsunuzdur Çağla Hocam. Sanatçı egosu maalesef birçok Karagöz ustasını, sanatçısını ayrıştırıyor. Yani insanlar herkes ayrı bir şehirde yani en iyi Karagözcü benim nidalarıyla dolaşıyor ve o şehirde onu en iyi Karagözcü olarak algılıyor. Daha da pop popluyor ve o ego yükseldikçe insanlar kendi çapında egolara bürünüyorlar. Bu egolar zamanla çatışıyorlar. Çatıştıkları için de özellikle Karagözcü'de gelen sanatçılar bir araya gelemiyor doğru dürüst. Böyle bir sıkıntı var. Bakalım düzelir herhalde. Evet, Hüseyin Dilan dijital gösteri deneyimlerinden bahsediyor. Şu anda ciddi anlamda yani onları önerir misiniz falan diye. Ya bütün Karagözcülerin aslında hani böyle bir platform oluşturması lazım. Karagözüm gibi. Çünkü biz Karagözüm'ü mesela ilk paylaştığım insandı yine Hüseyin Dilan. O da heyecanlandı. Ben de heyecanlandım. Ve hani ciddi anlamda Karagöz'ün ismini ileri sürdükten sonra çok güzel bir tepki aldık. Hem akademik camiadan, hem işte okullardan, hem işte yakın çevremizden vesaire. Birincisi ismi güzel. Karagöz Zoom. Yani şu anda dünya Zoom üzerinden dönüyor. Eğitim Zoom üzerinden dönüyor. Zoom programını şu anda Karagöz'ü bu program sayesinde evlerinize taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla Karagöz'de Zoom programının birleşmiş bir ismi çok ciddi anlamda olumlu tepkiler aldı. Öğretmenler hemen işte ilgi göstermeye başladı. Fakat hani çok ciddi anlamda cüzi bir ücretle yapıyoruz. Çünkü özellikle Karagöz'ü götüremediğimiz maddi imkanlar ya imkansızlıklar sebebiyle Karagöz'ü götüremediğimiz köy okulları, ilçe okulları vesaire bunlara bu okullar bu gösteriler gitsin hedefindeyim kendi adıma. Ve onun için yaptık. Şu anda EBA hani yakın zamanda bir işte sistem çöktü, nidaları yükseldi. EBA da sistemin içerisinde Zoom programının linkini attı. Ve bütün öğretmenlerimiz buraya video atıyorlar, ders saati ekliyorlar. Bütün programı buradan yapıyorlar. Ve bizi o programın içerisine öğrenci gibi davet edip, normal işte buradaki şifreyi ve ID'yi vererek yaptığınız gibi, öğrenci gibi davet edip normal giriş yapıyorsunuz. Ve hani Zoom'un özelliği de konuştukça en ön taraftasınız. Dolayısıyla gösteriyi ön planda tutan bir program özelliği var. Dersi kontrol altına alıyoruz. Ondan sonra çocuklara geleneği anlatıyoruz. 20 dakika civarında işte çünkü 40 dakika, 30 dakika, 40 dakika gibi bir sınırı var. O 20 dakika içerisinde mini bir gösteri yapıp çocuklardan soru cevaplar ve işte tanışma, kaynaşma, vedalaşma faslı ders bitiyor.
Yani o kadar eğlenceli oluyor ki ciddi anlamda. Artık hani şey, bu zamana kadar boşuna uğraşmıştık. İşte oraya git, perde kur, bunu taşı, şunu yap, bu ses sistemi bilmem ne. Yani salondan işte diğer odaya geçiyorum ve gösterimi yapıyorum. Gün bitiyor benim için. Ve zevkli de geçiyor. Yani hani ciddi anlamda onların evlerine, onların işte sınıflarına ya da işte onların ortamına dahil olmuş kadar heyecanlı hissediyorum kendimi her seferinde. Fakat tek bir problem var. Onların işte o arkada gülüşleri, eğlenceleri, işte oyuna dahil olmaları, interaktifin çok olmaması. Burada yapmaya kalktık, ne olduğunu gördünüz. Hani bir anda işte o kargaşa oluşuyor ortalıkta. İnteraktif çok yapamadan oyun devam ediyor. Tek problem bu. Onların o gülüşleri, alkışları veya işte o noktada varlıkları, nefesleri falan bize çok ciddi anlamda perde arkasında destek oluyor. Dolayısıyla tek eksikliğimiz o. Onların da herhalde tek eksikliği sanırım Karagöz Hacivat'la bizzat tanışamamaları veya işte ne bileyim perdeye dokunamamaları, perdenin arkasını görememeleri ya da işte böyle bazen ara sıra teknik sıkıntıların olması sebebiyle sesi çok güzel alamamaları vesaire olabiliyor ama çok ciddi anlamda okullarda öyle problem boyutunda herhangi bir şey yaşamıyoruz. Çok da zevkli gidiyor. Her ustaya da öneririm. Yani mutlaka Karagöz'üm adını kesinlikle kullandırtmam kimseye. Her ustaya öneririm. Bulsunlar kendilerine böyle işte sanal Karagöz, camda Karagöz, işte camdan cama Karagöz bir şeyi bulsunlar. Yapsınlar. Çünkü okullar bunu bekliyormuş, açmış ve önümüz hafta şu an bir tane gösterim Bilecik'te, bir gösterim Van'da, bir gösterim Bursa'da, bir gösterim Ankara'da böyle devam ediyor. Dolayısıyla Karagözüm uygulamasının en önemli deneyimi bence bu. Yani Van Başkale'deki bir liseye Karagöz perdenizi kurabilmiş olmak. Hatta bunu Van'la sınırlı tutmayalım, Almanya'da bile kurabilirsiniz perdenizi. Evet, başka soru varsa... Bir hocamızın bir sorusu var. Hayali olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Bunun için yetenek ve çalışma mı yoksa sadece biri yeterli mi? Yani hayali olmak isteyenler, yani ciddi anlamda hayal etsinler. Biz hayal etmeleri gerekiyor ilk başta. Yani böyle bir şey nasıl olacak, nasıl yapabiliriz? Yani ben Şişko Nuri bizim Bafra'daki köy okuluna geldiğinde soğanla gözlerini yaşartıp ağlarken kendimizden geçmiştik. Yani elindeki soğanı görmemiştik bile ağlamasından. Halbuki elinde soğan varmış. Sonrasından bir güldürüye sevk etti bizi vesaire. İlk orada başladı. İlk tohumlar orada atıldı ve hayal etmekten geçiyor ciddi anlamda. Ve hiç böyle köy okullarında işte 23 Nisan piyasaları, işte liselerde tiyatro kulüpleri, şunlar bunlar, üniversitesi vesaire, işte kent tiyatroları. Şu an Türkiye'de tiyatral anlamda insanlara, yani pandemi öncesi insanlara ciddi anlamda ücretsiz, yani belediye hizmetinde tiyatral dersler, kurslar, drama kursları vesaire veren kültür merkezleri var. Ve biz hani tiyatro eğitimimizi buralarda aldık. Tabii ki bir şey değil, akademi değil burası. Yani bir kent kültür merkezi kesinlikle bir tiyatro bölümüyle veya işte ne bileyim drama bölümüyle eşdeğer değil. Ama insanlar buralarda yetişebiliyor veya buralarda bazı heveslerini veya bazı egolarını tatmin edebiliyor. Bir şeyleri törpüleyebiliyor. Böyle yerleri tercih ederek başlayabilirler tiyatroya. Ama geleneksel tiyatroya yönelmek istiyorsa çocuk, ki etrafımızda birçok çocuk var. Yani birçok veli böyle bazen işte ya hocam böyle böyle bir şey istediler veya geçen verdiğiniz şunu kırdı, bunu aldık, yeni bir perde yapalım, yeni bir tasvir yapalım çocuğumu falan. Böyle çocuklarımız var ve oynatıyorlar ve onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Hepsi de yerimizi, dükkanımızı biliyorlar. İlgilenen varsa şeyim, hesaplarım, bilgilerim her yerde var. Ankara Kukla diye bir Instagram hesabımız var. Oradan takip edebilirler. Atölyemiz belli, yerimiz belli. Çıkıp gelebilirler. Şu anda atölyemiz pandemi süreci nedeniyle kapalı ama hani çıkıp gelebilirler. Açık olduğu süreçlerde haberleşerek istedikleri zaman onlara işte o atölye ortamında yapmayı, oynatmayı öğretebiliriz. Belirli günler, saatler belirleyerek. Ve bu hizmeti de şey olarak, yani biz şu anda Türkiye'de demeyeyim de, yani mesela Ankara'nın biraz daha elit kesimlerini düşünün. Oralarda böyle kurslar var. Ve insanlar saatliğine 100 lira, 200 lira para yatırıyorlar. Ve biz bu işi, biz derken yani bizim camiamızdaki birçok usta. Yani bugün işte kimin ismini zikrederseniz zikredin. Ben bu işi gönüllü yaparım diyecektir. Biz gönüllü olarak onları yetiştirmeye razıyız. Yeter ki heves etsinler, hayal etsinler. Biz o hayallerini bir adım daha ileri atmaya varız.
Teşekkür ediyorum hocam. Süher hocamızın bir önceki sorusu, kadın bu oyunda yardakçı olabilir mi? Yardakçıydı zaten. Kim yardakçıydı hocam? Her zaman ve her yerde, nefes aldığım her süreçte eşim olan sevgili Aysun Ezgi Yılmaz bu oyunda yardımcımdı. Hatta son şeyde Çengi'yi o oynattı. Ben def çalamam diyerek Çengi'yi o oynattı. Arkadan işte tasvirleri almada, ne bileyim, belirli noktalarda bazen işte girecek, çıkacak, iki elimin yetmediği noktalarda o yardımcım oldu. Bir de işte bu şeyin sosyal medya ortamının sıkıntılarından bir tanesi. Ara sıra o kamerayı kontrol etmek gerekiyor. Hani süreli olduğu zaman çok, yani EBA üzerinden yapılan yayınlarda çok ciddi sıkıntılar yaşamadım açıkçası. Tek başıma da hallediyorum ama burada hani ne olur ne olmaz, bu önemli bir program. Ara sıra öne geçti, kameraya baktı, seste görüntüde bir sıkıntı var mı, arkaya geldi, işte neyi nereye koymuşum veya elimin altında bana dolaşacak bir şeyler var mı, onları toparladı ve birçok noktada yardaklığımı yaptı. Yardımcım bugün eşimdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bu mesleğin başından beri benim destekçim. Zaten hayatta sahip olduğum en güzel iki şey. Bir tanesi eşim, bir tanesi de işim. Hocam, Tuğba Hanım'dan bir soru var. Tasvirlerinizi siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Her hayalinin tasvir yapma yeteneği olması gerekli mi? Ya tasvirlerimi ben şu an kendim yapmıyorum ama yapabiliyorum. Sadece işte uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çok, çünkü benim biraz daha işte şeyden, sosyal medya hesabından baktığınız zaman çok ciddi anlamda yoğun bir programım var ve hani bir etkinlik evini koordine etmekle uğraşıyorum aynı zamanda. İşte çocuklara yönelik çalışmalar vesaire, atölyesi var işte vesaire. Böyle bir yoğunluğum var. Aslında hani şu süreç en güzel süreç, fakat bu en güzel süreci de Karagözüm diye bir isim koyalım dedik, böyle doldurduk. Çok yoğun şekilde devam ediyor. Yapabiliyorum tasvir, fakat şu anki elimdeki tasvirlerin işte büyük kısmı Cengiz Samsun'a ve Hüseyin Dilan'a ait. Onlar yardımcı oldular, örnek gönderdiler, hediye gönderdiler, ücretli yaptılar çoğu zaman, onlar yaptılar. Tasvir yapma yeteneği her hayali de olması gereken bir şey. Çünkü dedik ya az önce, işte Karagöz ustası hayali mutlaka ve mutlaka biraz marangozluktan, biraz müzikten, biraz ışıktan, biraz işte sahne, set, drama, tiyatro, biraz deri işlemeciliğinden, işte her şeyden anlamalı. Yani çünkü öyle bir noktaya geliyorsunuz ki tasvire bir ip bağlamanız veya bir hareket yapmanız gerekiyor. Oraya elinizi soktuğunuz zaman sahne bölünecek. Dolayısıyla bir koordine sistemi ayarlamanız gerekiyor. Biraz mekanik bilmeli. Karagöz ustası yani birçok alanda aslında hani işin ehli değil de kaçın kurası bir tip olmalı. Biraz eli yatkın olmalı birçok şey. Hani sadece deri işlemeli veya tasvir yapmalıdan ziyade birçok şey yapmalı. Evet. Hocam, Osman ve Enes adlı arkadaşımızın bir sorusu var. Hacivat ve Karagöz kaç yılında bulundu? Yani bulundu. hiç kaybolmadılar ki diyelim de. Yani şöyle, Karagöz ve Hacivat yani şimdi bir şey var. Hani bir iddia var işte 500 yıllık gelenek, 600 yıllık gelenek. Yani geçen BKM'de bir oyun yapmış arkadaşım bir tanesi. 700 yıllık gelenek. Ya bunlar hani şey, tarih saat meselesi değil aslında Karagöz. Hatta şey aradım ya, yani Hüseyin Dilan'dan bahsediyorum, o burada muhtemelen. O dedi işte ya 700 yıllık gelenek, kim fazla söylerse o iş yapıyor oğlum bu piyasada falan dedi. İyi dedim, ben de 1000 yıllık bir gelenek bulacağım bir yerden falan diye. Ya şimdi Karagöz şu yıllık bu yıllık meselesinden ziyade Karagöz Hacivat'ın bir kültürün içerisinde yaşaması önemli. Ama soruya dönecek olursak, bu kültürün içerisinde yaşıyor. Evet, ama Karagöz gerçekten yaşamış mı zamanında? Sormak istediği soru bu muhtemelen. Yani buna dair rivayetler var. İşte seyahatnamelerde orada bu. Fakat tarihsel çatışmalar var. Yani işte cami inşaatı diyor. Caminin inşaat tarihiyle işte şeyin tarihi uyuşmuyor vesaire. Böyle sıkıntılar var. Dolayısıyla bu gerçeklik bilgisi kesinleşmiş bir şey değildir. İşte Metin Ant'ta geçen bilgiler bunlar. Öte yandan işte Mısır'dan, Yavuz'un Mısır seferi sonrası Mısır'dan getirildiğine dair bir bilgi var. İşte oğlunun sünnetinde ustayı getirmiş, Karagöz oynattırmış vesaire, işte böyle bir bilgi var. Bunun da herhangi bir şeyi, kesinliği yok.
metin serçesinliği yok. Böyle bir durum olunca işte Karagöz çingenedir diyenler var. Çünkü oyunların içerisinde Karagöz bazen ben bir çingeneyim der. Karagöz yörüktür diyenler var. Hacivat işte şeyci, hac yoluna gidip gelen bir adamdır. İşte tüccardır, iş yapar bilmem ne falan. Bunların hepsi oyunların içerisinde. Yani Karagöz oyun metinlerinde, eski oyun metinlerinden yola çıkarak yaptığımız varsayımlar. Şey olarak, akademik olarak temel aldığımız bilgilerde de tarihsel çatışmalar olduğu için hepsi genel anlamda bir varsayım olarak kalıyor. Karagöz'de Hacivat'ın bir cami inşaatına çalışan iki kişi olması da bir halk hikayesi olmaktan öteye gidemiyor maalesef. Ama hani illa bir net bir bilgi vermemiz gerekiyorsa Karagöz'de Hacivat evet bir cami inşaatına çalışan demirci ve duvarcı ustasıymış vakti zamanında. İnsanları güldürerek cami inşaatına oyalamışlar ve padişah tarafından ferman verilmiş. Kendileri gölge oyununa sürülmüşler. Kim tarafından? Şeyh Küşteri tarafından çarıkları, deri işlemeli tekniğiyle işlenerek, boyanarak, değnekler bağlanarak sarığını açmış bir perde yapmış ve perdeyi gerdirip bu tasvirleri arkasından mum yakarak oynatmış diyebiliriz. Evet. Yine Süher hocamızın bir sorusu. Yunanlılar bu gölge oyununun kendilerine ait olduğunu iddia ederler 10 yıllardır. Sizin görüşünüz nedir? Yani Karagöz hani Yunanlıların mı, Türklerin mi? Ya şimdi şöyle bir hani bizim görüşümüz elbette açıkçası bana göre kültür olarak Yunanlılarındır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Yunanistan'da o kadar çok Karagöz çalışması, müzesi, oyunu var ki şu anda Türkiye'de Karagöz işi yapanlara ciddi anlamda bir şey yok, ilgi, alaka yok. Niye yok? Onu söyleyeyim hemen. Çünkü siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela bir özellikle bizim sosyal medyadan paylaşımlarımız çok önemli şu günlerde. Özellikle bu yeni dönemde Z kuşağına ulaşmak için, insanlara ulaşmak için sosyal medya çok önemli. Bir iş yapıyorsunuz, insanlar dükkanınıza geliyor veya hocam ne kadar güzel işler yapıyorsun, ne kadar geleneksel, ne güzel atölyeniz var falan. Sonuç orada. Yani insanların bu paylaşımları arttırması lazım. Türkiye'de Karagöz'ün sesinin her yere gitmesi için yegane ortam sosyal medyadır. Yani bir Karagöz afişi Türkiye'de her yere ulaşmıyorsa kusura bakmayın. Yani Yunanistan'da her yerde boy boy Karagöz'ün afişlerini işte billboardlarını görüyorsanız bu Türkiye'nin eksikliğidir. Türkiye'de bir tane bile doğru dürüst billboard yoktur Ramazan dışında. Türkiye'de bir tane müze var. 10 yıl önce yani Karagöz 2009'da alındığı zaman insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine alındığı zaman bir tane müze vardı. Sonuç olarak bir tane müze var. Biz bugün işte bir müze kuralım, kukla müzesi, Karagöz müzesi oluşturalım, şunu yapalım, bunu yapalım dediğimiz zaman belediyelerin direkt aklına gelen ilk şey rant. Yani biz bunu nasıl sağlarız, nasıl adam yerleştiririz, ne yapabiliriz bilmem ne. Ama buraya Karagöz ustaları gelecek dediğimiz zaman yok öyle olmaz, gelecekse de bizim adamlarımız gelecek falan. Çünkü böyle bir sistem içerisine girmişiz. Öte yandan kaynak, yani Karagöz hakkında yazılan en temel kaynaklardan bir tanesi Karagöz ustası olan aynı zamanda ve hani bu konuda birçok çalışma yapmış Ünver Ural. Ünver Ural, yani kitaplarına baktığımız zaman çok güzel, çok hoş, gayet bilgi üst üste koymuş. 50 tane kitabı vardır belki. Ama kitapların hepsi tekrar niteliğinde. Akademisyenler Karagöz ama tezden iti öteye geçmiyor maalesef. Hani insanlar Karagöz hakkında bir şeyler çalışıyorlar ama işte yüksek lisans tezi. Hadi Karagöz tasvirleri, Karagöz'de şu, Karagöz'de bu, işte şunlar bunlar tezden öteye geçmiyor. Karagöz kitaplarının insanlara ulaştırılması lazım. Karagöz hakkında akademik yeterli bir bilginin oluşturulması lazım. Yunan Karagöz'ü ise Sayın Süher Hocam ciddi anlamda hem tarihi kültürel kaynakları olan hem de bugün çok ciddi anlamda ülkede tiyatroları yapılan ve devlet tarafından insanlar yani Yunanistan devlet tarafından insanların bu tiyatroyu yapması için, çıraklar yetiştirmesi için, gelecek nesillere aktarması için destek verdiği bir tiyatro vaziyetindedir. Tiyatro. Biz hani Karagöz deyince tiyatro aklımıza bile gelmiyor. Eğlence geliyor, güldürü geliyor. Fakat hani öte yandan Yunanlı işte Türklerin mi Yunanların mı meselesinden ziyade Karagöz'üz. Yunanlılarındır, Karagöz Türklerindir. Çünkü orada farklı bir kültürel unsur vardır, farklı bir tema vardır. Sonunda is bile olsa o Yunanca bir kelimedir ve Yunanların kültüründedir. Sonuçta yakın kültürler bir iletişim söz konusu mutlaka ve mutlaka. Ama Karagöz Anadolu'nun bir mirasıdır, Türkiye'nin bir mirasıdır. Bunu da UNESCO tarafından zaten artık şey haline getirmişiz, tescil haline getirmişiz. Hocam teşekkür ediyoruz. Süher Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Ya evet, sürpriz oldu bana da. Öncelikle çok teşekkür ediyorum büyük sanatçı. Ya bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ben Şafak teşekkür ederim. Maza ve ekibine, arkasında iki güçlü, perde arkasında çok güçlü iki destekçisi var. Biri yardakçısı, Ezgi hocamız ve Miray Hanım. Çok seviyoruz onları. Benim kanaatim, kişisel kanaatim, Şafak Yılmaz'ın, İsmail Dümbüllü'nün kavuğuna ne diyeyim, şafağı verilmesi. İleride nöbet ona gelecek diye ben kesinlikle bekliyorum. Hakikaten çok yetenekli. İnanılmaz yani, bilgelik, oyunculuk, ne bileyim, her açıdan mükemmel bir sanatçı, örnek yaşantısıyla da. Bu öncelikle, hani eskiler demiş ya, marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Biz de kalbimizden geçenleri söylüyoruz bu marifet karşısında. Maalesef işte müşterisiz meta zayidir. Çok güzel anlattı her şeyi. Resmi kurumlar veya özel kurumlar bu işin tam bilincinde değil, dediği gibi sadece ve sadece anlık bir eğlence olarak görüyorlar. Bunun kültürel altyapısı, bilimsel altyapısı yeterince doldurulmuyor. Ama ben yani çocukluğumdan beri bu Yunan iddialarını biliyorum. Şafak da çok güzel söyledi. Yani söyledikleri aynen gerçeğin ta kendisi. Yani çok fazla böyle nasyonalizm yapmaya da gerek yok. Senin de benim mi diye. Kim değer verdiyse onların, yani insanlığın kültürel mirası ortak zaten. Öte yandan ben bu toplantıdan çok keyif aldım gerçekten. Neden? İnanılmaz yararlı gördüm. Kendi çocukluğum aklıma geldi. Kendi çocukluğumda seyrettiğim 70'li yıllarda kara gözler, kuklalar falan nasıl heyecanlandığımı biliyorum. Onca teknolojiye rağmen bilgisayardaki ve internetteki o eğlencelere, oyunlara rağmen burada onlarca çocuğu açtım. Çok şaşırdım ve çok sevindim. Zaten kendim davet ederken de kendi sosyal medya kanallarımda annelere, babalara seslenmiştim. Ve hakikaten harika bir sürpriz oldu. Şimdi o 100'den fazlaydı, 180 kişi falan vardı herhalde. O çocukların hepsinin ruhunda ve zihninde ömrünün sonuna kadar unutulmayacak izler kaldı. Tabii bu Şafak hocamız için, hayali Şafak için normal, artık alışmıştır bunlara ama biz böyle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak Başkent Üniversitesi böyle bir güzelliğe küçük de olsa bir katkıda bulunduğumuz 100-200 öğrencimize, minik yavrumuza bu kültürümüzün bu çok değerli ve önemli parçasını bizzat yaşayarak aktarma imkanı sağladığı için başta işte Şafak ve yardakçıları olmak üzere bu toplantıyı düzenleyen ve katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Ama işte maalesef Türkiye olarak bu Şafak Yılmaz, hayali Şafak Yılmaz meselesi değil. Sanatçıları böyle daima gönüllü, daima fedakarlığı onlardan bekliyoruz. Bir ünlü şarkıcımız bir şarkı sözü yazmıştı 15 sene önce. 70 milyar almıştı, 70 bin lira. Yani o sözlerde, yani bilemiyorum, hiçbir derinliği olmayan, çok yüzeysel birkaç kelime sıralanmasından ibaret. Biz kitap yazıyoruz, üste neredeyse para vereceğiz. Yani bilim kitabı veya ne bileyim işte insanlığa yararlı olabilecek. Talebimiz de yok, onu da söyleyeyim. Şafak Bey saatlerce, günlerce oradan oraya fedakarane maalesef faaliyetine karşın. Yani bunun hepimiz için, bilim ve sanat dünyası için bunun bir karşılığının olmaması tabii zor bir konu ama biraz da bence üzücü. Hani çok klasik olacak ama devlet bu işlere de el atmalı yani. Bazen bakıyorsunuz küçücük bir, yani önemsiz bir konu için dünyanın her yerinden bir yüzlerce kişiyi davet edip
7 yıldızlı otellerde toplantı yapacaklarını, sadece çorbaya ödenen ödeneği sanata, sanatçılara ayırsalar. Neyse, şimdi buradan siyasal bir şey gibi olmasın. Evet, son... hocam ucuz siyasete gidiyor, onun için hep laflar, cümleler sonu kesik kalıyor. Onun için evet. Sadece dilek olarak söylüyoruz, eleştiri olarak diyorum da çok teşekkür ediyoruz bölümümüz adına ve katılanlar adına. Uzatmayayım sözü, çok sağ olun. Hocam, böyle bir çalışmaya köprü olduğunuz için ve her seferinde bu güzel sözleri, güzel sözlerle bizleri tekrar böyle bir şevke getirdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Teveccühünüz diyelim. Hani kavuk meselesi, şu meselesinden ziyade bizim her zaman işte hedefimizde bir kişi var. Sadece bir kişi. Yani karşıda bir tane seyircinin olması. Bir kişi bile olsa, 80 kişi de olsa bunun ortamının önemi yok. Bu Zoom'da olmuş, işte başkentte olmuş veya kendi atölyemizde olmuş ya da evimizin bir odasında olmuş. Önemli değil. Bir kişiye ulaşmak çok güzel bizim için. Çok çok sağ olun. İnşallah yani aslında hani şey, sistem şeklinde değil mi? Mutlaka çok şükür. Yani şu süreçte geleneksel tiyatro bir şekilde, yani gerek ilgi alaka gerek maddi bakımdan bir şekilde ayakta duruyorsa, demek ki bugün imkanlarımız bizi idare edecek, yani tekeri döndürecek vaziyette demektir. İlgiden memnun muyuz? Memnunuz ama memnunuz, yani daha da ciddi anlamda bir yerlere gelmesi lazım geleneksel tiyatronun. Çünkü bugün hani aslında hani geleneksel tiyatro bu kadar çok konuşuyoruz ama ciddi anlamda insanların Batı tiyatrosuna, yani bizim modern tiyatromuza bile bilet alıp herhangi bir gösteriye, bir tiyatro çalışmasına dahil olamıyoruz. İşte işin içerisindeyiz veya Starbucks'ta kahve içmenin peşindeyiz ya da ne bileyim arkadaşımızla chatleşme peşindeyiz. Dolayısıyla vakit bulamıyoruz veya da işte para ayıramıyoruz. Bir modern tiyatroya bile destek sağlayamazken geleneksel tiyatroya gelin, şöyle yapalım, böyle yapalım veya işte gösterimiz var buyurun demenin de çok sonuç aldığı bir ülkede yaşamıyoruz maalesef. Ama umarız, yani bunların hepsi dediğiniz gibi, yani şey, siyasete girmek veya tartışmak amaçlı değil. Umarız sonuç hepimiz adına, yani hem akademisyenler, yani o kitaplar mahiyetinde de derdinizi anlamış bulunmaktayız, hem de işte bizler adına inşallah sonuç güzel olur. Özellikle çocuklar adına güzel olsun, onlar gülerek uyusun diyerek ben mottomu dile getirmiş olayım. Kadim hocamıza da çok teşekkür ediyoruz, webmasterımız bugün. Ben teşekkür ederim. Yani Zoom ortamının hayalisiydi, gizli hayalisi. Evet. Sağ olsun. Evet. Bu ikinci görüşmemizde, bir de okulumuzda canlı canlı izlemiştik. Muhteşemdi. İnşallah da bakalım arası soğusun da nasıl olsa torpilimiz var. İnşallah hocam. Sağlıklı günler gelsin, tekrarını yaparız. İnşallah. Çok teşekkürler. Herkese mutlular, iyi günler. Evet, Kadim hocam, ciddi anlamda güzel bir moderatörlük çalışması yaptınız bugün. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Davetlerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmayıp böyle bir programda, böyle bir programa sessiz kalmayan herkese çok teşekkür ederim öncelikle. Öte yandan dediğim gibi, yani şu an çocuğumuzu evden kovmuş vaziyetteyiz ama işte uyku saati olduğu için o da her zaman mesleğimizi destekleyen bir vaziyette gelip babacığım karagöz karagöz deyip gecenin 11'inde yataktan çıkıp beni bunaltır bir vaziyette, çünkü artık ben de evin içerisinde. Eşim her zaman maddi manevi destekçi oldu zaten bizlere, sağ olsun. Herkese çok çok teşekkür ederekten vedalaşma konuşmasını yapmış olalım. Hocam, biz bölümümüz adına özellikle çok teşekkür ediyoruz. Pandemi öncesinde de bizi yalnız bırakmamıştınız. Kampüsümüze gelmiştiniz. Oradaki gösteri çok çok daha iyiydi. Çok, yani yakın temas olduğu için çok daha güzeldi. Bu da gayet iyi. Pandemi sonrasında da inşallah sizi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet, biz de hepinize teşekkür ediyoruz çocuklar. Evlerimizden evlerinize sevgi dolu, saygı dolu öpücükler gönderiyoruz. Sağlıcakla kalın çocuklar. Katılımcılar, sizler de sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.